İnsanoğlunun şeytanla imtihanı dünyayla mı sınırlı, ahiret aleminde de, cennet hayatında da yine şeytanın insanla imtihanı söz konusu olacak mı? Dünya hayatı darul imtihan burası. Dünya hayatında imtihan oluyoruz. Biz ahirette imtihan yok. Ahirette ibadet yok. Hani bazı dinleyicilerimiz belki akıllarına şöyle bir şey gelebilir. Orada da bir daha tekrar ibadet yapacağız, imtihan olacağız. Hayır, orada orası imtihan yeri değil. Orası darul mükafat. Mükafat diyarı. Orada herkes burada kazanmış olduğu amellerin ve makamın gereğini yaşayacak. Bundan dolayı ticaretimizi çok iyi yapmamız lazım. Çok iyi kendimizi motive edip ebedi hayat için, sonsuz bir hayat için Rabbimizin emirlerini ihmal etmeden, tembellik yapmadan Rabbimize kullukta kusur etmemek lazım. Rabbim şeytanın ve nefsin şerrinden tüm kardeşlerimizi, bütün dinleyenlerimizi muhafaza eylesin. Amin diyoruz. İnsanlarla şeytan her daim uğraşıyor. Şu ana kadar sohbetimizin ana konularından bir tanesi de buydu. Her seferinde şeytanın bize tuzak kurduğunu, her seferinde fırsat kolladığını, çoğunlukla da kurmuş olduğu tuzaklara, entrikalara alet olduğumuzu, şeytanın oyuncağı olduğumuzu da görüyoruz, müşahede ediyoruz. Şeytan bizi kendi yoluna çekmek için planlar, projeler geliştirirken biz insanoğlu şeytanı alt etme noktasında, şeytanı yenilgiye uğratma noktasında, şeytanı adeta yaptığına yapacağına pişman etme noktasında pek bir strateji, pek bir plan geliştirmiyoruz. Sanki kendimizi hayatın bir akışına kaptırmışız. Şeytanın her bizim karşımıza çıkmasında, her kurduğu tuzağında sanki o tuzağa ne yapıyoruz? Alet oluyoruz. O tuzağın içerisine düşüyoruz. Çoğu zaman da o şeytanın bir tuzağı, şeytanın bir oyunu ve biz bu oyunun, bu tuzağın bir parçası haline geldik düşüncesinden de bir noktada da uzak bir hayat yaşıyoruz. Şeytan bize oyun kuruyor. Şeytan bizi sürekli kendi ağına düşürüyor. Ama biz o şeytanın ağlarına düştüğümüz bilincinden uzak, gaflet diyarında geziyoruz. Sonra birileri bize bu kadar da şeytanın oyuncağı olma, bu kadar da şeytana alet olma dediğinde bir düşünüyoruz. Ya ben gerçekten şeytanın oyuncağı mı olmuşum? Ben gerçekten de şeytanın tuzaklarına düşmüş müyüm diye iç geçirir. Evet, aynen öyle. Şeytanın tuzağına düşmüşsünüz, düşmüşüz. Bunun farkında değiliz. Bir an önce farkında olalım diyorum. Şeytanın bize kurmuş olduğu planları boşa çıkarmak bizim elimizde. Yeter ki biz inancımızı kuvvetlendirme noktasında, Allah'a bağlılığımızı her daim ifade etme noktasında, zikir noktasında, ibadet ve taat noktasında metafizik gerilim içerisinde olalım, hassas olalım. Böyle olduğumuz takdirde şeytan mümkün olduğu ölçüde bizden uzaklaşmaya çalışacak. Tabii ana hedefi inanan, namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, dini mecburlerini yerine getiren insanlarla daha fazla uğraştığını biliyoruz şeytanın. Biz daha fazla Allah, kitap, peygamber dedikçe o bizimle daha fazla uğraşacak. Dolayısıyla bu mücadelede kaybeden hep şeytan olsun, kazanan hep biz insanlar olalım. İnşallah bu konuda şeytanla olan mücadelede alnı açık, başı dik, başarılı ve sonuçta şeytanı alt etmiş insanlar oluruz diye temenni ediyorum. Dilek ve niyazda bulunuyorum. Şeytanın bizimle uğraşmasına nasıl engel olacağız? Bu noktada dinleyicilerimizin işlerini kolaylaştırmak için ipuçları vardır. Onları sizden alalım. Evet, kısa bir 5-6 madde olarak izah etmemiz lazım. Birincisi, bütün tehlikeli durumlardan, bütün tehlikeli işlerden korunmanın yolu Rabbimize sığınmaktır. Şeytandan uzak kalmanın, şeytanın hilelerinden, destelerinden uzak kalmanın en önemli yolu çok secde etmektir. Rabbimize kullukta kusur etmemek, İbadet taatlarımızda hassasiyet gösterme ve Allah'a sığınmayı. Çünkü kulun Allah'a en yakın olduğu an secde anıdır Efendimizin ifadesiyle. O zaman secde ettikçe şeytan çıldırıyor. Secde eden özellikle gençler, gençlere, gücü kuvveti yerinde olan insanlara, onların secdesini görürse şeytan erririm diyor ben diyor. Buzun ateşte eridiği gibi erririm diyor. Şeytandan korunmanın en önemli yolu Rabbimize sığınma, Allah'tan yardım dileme. İkincisi, tembelliği terk etme. En önemli mesele budur. Çok insanlardan duyuyoruz. İbadetlerimi yerine getireceğim. Şöyle bir insan olacağım. Fakat şu zaman tarih koyuyor. Ağustos'un 5'inde ben namaza başlayacağım diyor. Bugün ayın kaçı? Temmuz'un 5'i diyelim. Bu bir ay aradaki belki Allah korusun ömrünün sonlanması, onu görememe gibi bir hususla karşı karşıya kalabiliriz. Biraz önce bir haber okuduk. Bir haber gördüm daha doğrusu. Annesinin cenazesine giderken 5 kişi vefat ediyor. Cenaze, bu evlatları cenazeye gidiyordu fakat evlatlar orada vefat etti. Annesiyle beraber defnedildi. Kimin, nerede, ne olacağı belli değil. Mutlaka Rabbimizin rızasını kazanmaya matuf amelleri fevt etmeden, vakit geçirmeden. Çünkü yarın yaparım, öbürsü gün yaparım bu şeytanın en büyük hilelerinden birisidir. Tembelliği terk etmek lazım, insanlara faydalı olmak lazım. Diğer maddemiz ahde vefa. Rabbimiz bizi yarattığından dolayı, bize nimet verdiğinden dolayı o nimetlere karşı, Rabbimizin emirlerine karşı vefalı olmak lazım. Rabbimiz burada ön planda yoksa şeytan mı ön planda? Bunun muhasebesini iyi yapacağız. Ve neticede Rabbimize vermiş olduğumuz, ruhlar aleminde vermiş olduğumuz sözü, ona itaat edeceğimizi, ona kulluk edeceğimize dair vermiş olduğumuz sözü mutlaka yerine getirmemiz lazım.
Şeytan da böyle bir pozisyonda ne yapar? Çok ciddi manada rahatsız olur. Bir diğer husus, yalnız kalmamak. Yalnız kalanların yardımcısı, onlara vesvese verecek en büyük varlık şeytandır. Olumsuz varlık şeytandır. Yalnız kalmama ve iyi insanlarla beraber ol. Burada yalnız kalmamadan da kasıt iyi insanlarla beraber olma. Salih daire teşekkür ettirme ve bizi gördüğümüz zaman, muhatap olduğumuz zaman bize Rabbimiz hatırlatacak. İnsanlarla beraber olursak inanıyorum ki şeytan destelerinden korunmuş oluruz. En son madde olarak mutlaka vaaz-ı nasihat dinleme, Kur'an dinleme, Kur'an'ın yorumunu dinleme, Kur'an'ın yorumlarıyla meşgul olma, Efendimizin hayatıyla meşgul olma, Kur'an'ın tefsirlerini okuma, onları içselleştirme, hayatımızı hayat yapma gibi pozisyonlarda olursak bu durumlar şeytanın hilesinden, destesinden uzaklaştırır. Rabbim rızası istikametinde hareket eden kullarından eylesin bizi. Şeytanın hile ve destelerinden uzak eylesin. Bunun için de gayret etmek gerekiyor.